Gidişat şu an milli takımda iyi. Ee, bazı sıkıntılar var. Şu ana kadar bizim e, FIFA'dan onaylı stadımız olmadığı için evdeki maçları da e, dışarıda oynuyoruz. Bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Normalde Haziran'da iki maçımız da evde olacaktı. Mecburen e, başka bir ülkede oynuyoruz. Malawi'de oynuyoruz. Bunlar tabii ki dezavantajlar ama takımın özellikle deplasmanda gösterdikleri performanstan dolayı memnunum ve umutluyum. E, Baktığınız zaman ilk defa yurt dışına bir kupa kazandı Kenya. deplasmanda 5 tane galibiyet var son bir senede. Bunların içinde Asya şampiyonu Katar, onun dışında Rusya ile beraber kaldık. Falan. Yani iyi sonuçlar elde ettik. Son 3 maçta da 3 galibiyet ve 12'ye bir gol attık. Yani bunlar hepsi umut verici. Şimdi de Haziran'da Burundi Onları yenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ondan sonra da Afrika Şampiyonu fili ile oynayacağız. Kenya futbolunda Kenyalıların ilk defa umutlu olduğunu, bir gelecek gördüğünü ve 2027 Afrika Şampiyonusu Kenya'da olacak. Şu anda da ülkede çok umutlu herkes ve bundan sonra da yatırım da olacağını düşünüyorum. Yani o anlamda bir değişiklik oldu. Doğru. Ya çok basit aslında. Çünkü Türkiye Ligi'nde ne yaptığınız hiç kimsenin umurunda değil ki. Herkes uluslararası arenada ne yaptığınıza bakıyor. Örnek vereyim Fatih Terim yurt dışına teklif alıyorsa Türkiye'de ne kadar şampiyonluk yaşadı hiç kimsenin umurunda değil. Onun Avrupa kupalarında yaptığı başarılar önemli. Yani şimdi örnek vereyim siz Türkiye'de şampiyon oldunuz. Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çektiniz. Hiç kimsenin umurunda değilsiniz. O anlamda benim çizdiğim yolda daha fazla e, küçük takımlar veya güçsüz olarak görünen örnek vereyim. Bir Moldova milli takımı başına geçtiğimde böyle takımlarla siz gidip örnek vereyim Fransa'ya kafa tutuyorsanız ne bileyim Ruslarla beraber kalabiliyorsanız falan, bu tabii ki herkesin ilgisini çekiyor. O anlamda Türk hocaların yurt dışına gerçekten bir yer edinmek istiyorsa e, tek yol uluslararası başarıdır. Çok yetenekli bir, bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum. E, birçok oyuncumuz daha ve daha genç. Yani bunlar e, maksimum performansı belki e, 4 sene sonraki Avrupa Şampiyonasına gösterir ama bu şampiyonası için de umutluyum. E, Grupada da baktığım zaman grup da bize uygun takımlar bence. Çünkü daha fazla orta saha futbolu benimseyen takımlar, e, topsuz oyunda o kadar agresif olmayan takımlar. Bu bizim için avantajları olduğunu ve gruptan da rahat çıkacağımızı düşünüyorum. Semih ilk önce kendini Türkiye'de kanıtlasın ki biz de çocukları çok çabuk e, star yapıyoruz, çok çabuk da bitiriyoruz. Semih'in de kaç tane bir iyi maçı var ki şu ana kadar? Ya zaman verin bu çocuğa, bir özgüven verin, belli bir süre yaşasın, gerekirse ümit takımda kendini kanıtlasın. Yani Semih'in şu anda Avrupa şampiyonası bu seviyede gelip de ön plana çıkacağına inanmıyorum. Yani şimdi bakın Arda da Türkiye'de böyle neden daha fazla zaman verilmiyor da konuşulurken görüyorsunuz şimdi Real Madrid'de adamlar çok rahat bir şekilde bekletiyorlar çocuğu. Zamanı gelecek diyorlar. Aynısını biz de yapmamız lazım. Çocuklara bu zamanı vermemiz lazım. Semih'in de dediğim gibi ilk önce Türkiye'de kendini tam kanıtlasın ki üzerine gidelim bu çocukların. Çünkü o çocukları bu şekilde kaybederiz. Yani çok fazla yük bindiriyoruz onlara, çok fazla beklenti oluşturuyoruz. Ya yani rahat bırakın, rahat gelişsinler bu çocuklar. Açıkçası ben bir Türk taraftar olarak biraz daha fazla şampiyon şampiyonluktan daha fazla o, UEFA Konferans Ligi'nin kaybedilmesine üzüldüm. Çünkü bence Fenerbahçe bu kupayı bu sene kesin kazanması gerekiyordu. Ve şimdi da elendi, Takım Sparta Prag da Galatasaray da bir takım değildi ama UEFA Ligi çok daha zor bir e, e, kupa. O anlamda Fenerbahçe'nin bu kupayı kazanmamasına çok üzüldüm. Türkiye için çok iyi olacaktı. Ve bu kupayı kaybetmesiyle bence yani futbol içinde olan herkes bunu ne demek istediğimi anlayacaklar. O gün Fenerbahçe şampiyonluğu da kaybetti. Takımların şu andaki form durumuna baktığım zaman özellikle Galatasaray'ın öze, ön plana çıkmasının en büyük nedeni şu anda hakimzi Hakim Zişli, Kerem Demirbay. İkisi de çok formda. İkisi de inanılmaz bir şekilde topu derinliğe pas atabiliyor. Yani Türkiye Ligi'nde çok ender görülen pasları her her hafta atıyorlar bu oyuncular. Bunu da bir de Mertens'i e eklediğiniz zaman ee, Barış Alper gibi bana göre normal bir oyuncuyu bile yıldız yapıyor bu adamlar. E, Galatasaray onun için çok rahat gole gidebilen, çok rahat çözüm bulabilecek bir takım. Fenerbahçe bunun sıkıntısını yaşıyor yani kilit oyuncuları kilit paslarla oyuna katkı sağlamasını. O anlamda da Fener ne yaparsa yapsın Galatasaray'ın iki maç kaybetme ihtimalinin yani çok çok zayıf olduğunu düşünüyor.